Herkese selam, ben Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Az önce gördüğünüz balkonda 30'a yakın telefon var ve Verus madenciliğine aktif olarak başladım. Hemen videoya geçmeden önce, yaptıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ben yaptım diye siz de yapmanız gerekmiyor. Sadece yaptıklarımı anlatıyorum ve bilgilendiriyorum. Belki yapmak isteyenler vardır, detaylı öğrenmek isteyenler vardır. Ondan dolayı bu videoyu çekiyorum ve Verus telefonda Verus madenciliği serisi olacak. Bugün kaç telefon var, ne telefon var, ne iş yapıyorum, getirisi götürüsü nedir, ondan bahsedeceğim. Daha sonraki videolarda sırayla kurulumları yapacağız, telefonları kurulum yapacağız, cüzdan alacağız. Gerçi geçen seneler, 1,5 sene önce zaten bu işlemleri yapmıştık. Ama o zaman Ethereum madenciliği aktif olarak çalıştığı için, yani Ethereum madenciliği yaptığımız için böyle şeyler pek cazip gelmiyordu. Belki hala size cazip gelmeyecektir. Orasına bir şey diyemiyorum. Ethereum madenciliğinden dolayı bu ekstrem şeylere giriş yapmamıştık. Ama Ethereum madenciliği bitti. Ondan dolayı nereden ne kazanabiliriz diye düşünmek zorunda kaldık. Tabii ki şu an ciddi bir getirisi yok. Hobi amaçlı ya da uğraş amaçlı yapılabilir. Şu an ben öyle yapıyorum. Bu işi sevdiğim için, bu işte ilerlemek istediğim için şu an telefon madenciliğine, akıllı telefon madenciliğine başladım. Ve diğer biliyorsunuz işlemci madenciliği, ekran kartı madenciliği, ASIC cihaz madenciliği zaten halihazırda yapıyoruz. Ama az önce söylediğim gibi bunların hepsi bile Ethereum zamanı kazandığımız paranın 1/3'ünü bile getirmiyor. Yani çok çok düşük paralar var. Ama artık Ethereum yok. Onun için önümüze bakmamız lazım. Şimdi evet, hemen videonun konusuna gelelim. Şu an balkonumda 27-28 tane akıllı telefon aktif şekilde Verus madenciliği yapıyor. Ve Verus Miner programını kullanıyorum ben. Onlarda daha sonraki videolarda üzerinden ya da termos üzerinden daha profesyonel olarak kazım yapacağız. Ben hemen kazım yapmak için, fazla ayarlarla kurcalamamak için hemen kendi Verus Miner programını kurdum telefonlara ve telefonlar aktif olarak kazıyor. Şimdi dediğim gibi 27-28 tane telefon var, çok ciddi bir getirisi yok. Nedeni söyleyeyim, çünkü şu an benim aldığım telefonlar piyasada ikinci el telefonlardı. İkinci el ve fiyatları da 300 TL ile 600 TL arasında değişen telefonları aldım. Kimisinin ekranı kırık, kimisinin tuşları zor basıyor, kimisinin dokunmatiği çalışmıyor. Ondan dolayı verdiği haşlar da az olabilir. Tabii ki son çıkan telefonlar, yani mesela atıyorum Galaxy S23 Ultra, belki şuradaki balkonda gördüğünüz telefonların 10 tanesinin yaptığını belki tek başına bir tanesi yapıyordur. Ama oradaki 10 telefonu atıyorum 500 TL'den varsayarsak 10 tanesi 5000 TL yapar. Şu an Galaxy S23 Ultra 40.000 lira falan. Bundan dolayı da mecburen fiyat olarak düşük telefonları tercih etmek zorunda kaldım. Tabii ki bu telefonları tercih ederken yaptığım hatalar ve yanlışlar da oldu. Onların sebebi de şurada görüyorsunuz, 8-10 tane, 2-4, 10-15 tane telefon var. Bunlar da cezasını ödemiş oldum. Tabii ki bu videoyu niye çekiyorum? Ben yanlış yaptım. Siz yanlış yapmayın. En azından size de doğru bilgiyi anlatayım, aktarayım. Benim yaptığım kötü tecrübeleri de yaşamayın diye. Videonun başında belirttiğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ciddi bir getirisi yoktur. Ama bu işi sevdiğimiz için devam ediyoruz. Evet, bu yaptığım yanlışlarda, dediğim gibi bundan sonraki videolarda zaten hepsini teker teker işleyeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Neden yanlışlar yaptım? Kimisi 64 bit işlemci olduğu halde işletim sistemi 64 bit olmamasından dolayı. Çünkü miner programı 64 bitte çalışıyor. Android 64 bit işletim sisteminde çalışıyor. Kimisi 32 bitte çalıştığından dolayı miner programı çalışmıyor. Çalışmayınca da ROM atmanız lazım. Eğer ona uygun telefon ROM varsa, ROM atmazsanız da telefon bu işte kullanamıyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Tabii bu telefonların çoğu, kimisi işlemci 64 bit değil, kimisi işletim sistemi 64 bit değil. Tabii ki ROM attıklarım da var. Tabii bunların hepsi bir süreç. Nasıl bir süreç? Şu telefonu atıyorum, 64 bit ROM'u var diyelim ama ya inanılmaz zor. Bir gününüzü, ya 3-5 saat harcamak lazım. Niye? Çünkü ben telefoncu değilim. Yani YouTube'dan falan bakmak zorunda kalıyorum. TWRP yüklemek gerekiyor. Daha sonra custom ROM bulmanız lazım. Custom ROM 64 bit olacak. Daha sonra buna işte flash diyeceksiniz falan. İnanılmaz zaman alıcı etkenler var.
Onları kısaca zaten bahsedeceğim ama şu çalışan sistemdekilerin çoğu al tak çalıştır şeklinde oldu ki güzel modeller bulmuşum. Orada gördüğünüz gibi Sony var, XA Ultra'lar var, Huawei'nin telefonları var, Vodafone'un var, Honor var. Yani birkaç Samsung'un var, işte S7 var, S8 falan var gibisinden bir karma oldu. Bunlarda da vardı. Bunların çoğu çalışmadı. Hatta zaman bulursam bunlara da bakacağım. Ama çalışanlar şu anda 20 tane sistem çalışıyor ve hemen size ekran alıp getirisini göstermek istiyorum. Dediğim gibi oradaki telefonların fiyatı 300 TL ile 500-600, hadi bilemeyiz 700 TL arasında değişen fiyatlara aldım telefonlar. Oradaki telefonun hiçbirine 800'den fazla para vermedim. Hatta belki 700'den fazla para vermemişimdir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Tabii ki bu madenciliği yapmak istiyorsanız 64 bit işletim işlemci olması lazım. Onu söyleyeyim. Tabii ki bundan sonra videolarda bahsedeceğiz. 4 çekirdekli işlemciler çok fazla iş yapmıyor. 8 çekirdek olursa ve GHz'leri yüksek olursa o kadar fazla kazım hızı oluyor ve getirisi fazla oluyor. Şu telefonları kenara bırakalım. Ve ben size ekran alıp hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, şu an benim Luckpool'daki sisteme bakıyorsunuz. Şuraya gelelim. 27 tane sistem telefonum, akıllı telefonum çalışmakta. Ne kadar haş veriyorlarmış bana? Şu an anlık 71 haş diyor. Ama totalde yani 24 saate vurduğumuzda 62 haşlık bir kazım gücüm var. 24 saatlik. Şu an tabii bunlar anlık gösteriyor. Şuradaki telefon anlık 5 megahaş veriyormuş. İşte 3, 5, 3, 4. Tabii tıkladığımızda buradaki 2 saatlik ortalamayı görebiliyorsunuz. Genelde 3 megahaşlık bir kazım hızı varmış. Kimisi de şöyle 1,5 megahaşlarda geliyor. Bu da telefonun marka modelinden ve işlemcisinin kötü, yavaş ya da düşük olmasından dolayı. Şurada bir tanesi var. Bu da tabii anlık 300 kilohaş diyor ama 2 saat ortalamada 1,5 megahaş veriyor. Tabii bunları ben isimlendirdim. Orada da görebiliyorum zaten. Hu 017, 018 gibisinden yazmıştım. Şurada mesela 375 diyor, Hu 26. O 2 saatte de 2,5 megahaşlık bir kazım gücü var. 24 saat diye baktığımda 62 megahaşlık bir şeyim var. Bana, ben bunları herhalde ortalama, tabii gün gün eklediğim için şu an için aylık yıllık hesap yapamıyorum. 21 Verus Coin bana ödeme yapmışlar. Tabii ki Verus Coin'in fiyatı şu an 1 dolara kadar gerilemiş. Normalde 1,5 1.300 yani 1.30 sent, 1.2 sent falan 20 sent gibisindeydi. Şu an 1 dolara kadar gerilemiş. Hemen bakalım MiningPoolStat'tan 60 haş, 24 saat ortalama 60 haşmış. Bana ne kadar getirisi var? Onu bakmak istiyorum. Şuraya Verus yazalım. Tabii farklı yerlerden bakabiliriz getirisine ama ben burayı kullanmak istiyorum. Kapaca 60 diyelim. Şu an günlük 88 sent bir kazancım var. Tabii bunun elektrik çıkılmamış hali. Ama şunu biliyorum ki oradaki telefonlar çok fazla elektrik tüketmiyor. Normalde 3-5 watt arasında bir elektrik tüketim var. Ondan dolayı elektrik tüketimine daha sonra geçeriz ki ben akıllı sayaç takmadım. Yani ne kadar çektiğini şu an bilmiyorum. Aslında şeyim var, watt ölçerim var ama onu takmadım. Tabii ben bunu normalde günlük en kötü 1 dolara getirisini çıkarmak istiyorum. 1 dolar getirsene çıkarmam için de 100 haş ne kadar veriyormuş? 100 haş fazla geldi. Demek ki buraya 80 haş diyelim. O da fazla. 70 haşa bakalım. Yani 70 ya 70 haş falan olursa yani 10 haş daha ekleyebilirsem ortalama 5 telefon falan daha eklersem muhtemelen şu anki zorlukta zorluk gitgide artıyor zaten. Çünkü çok fazla telefon madenciliği yapan var. Fiyatta da biraz düşüş olmuş. Çok fazla telefon madenciliği var. Ondan dolayı network hash rate biraz artış gösteriyor. Şu an için konuşursak 70 megahaşlara çıkarsam günlük bana 1 dolar getirisi olacak. Ayda 30 dolar falan yapıyor.
Tabii ki her zaman söylüyorum bunu sizlere. Bu telefondan $1, günde $1 geliyor. Ezik cihazdan $1, işte işlemciden $1 falan derken mecburen günü kurtarmak adına totalde bakmamız gerekiyor. Yoksa şu an için bu kadar telefon, bilmiyorum, bu bakiye size az gelebilir, uğraşmamaya değer gelebilir. Belki farklı yerlerden daha çok para kazanıyor olabilirsiniz. Buna saygı duyuyorum ama ben bu işi yaptığım ve sevdiğim için kripto para borsasını anlamıyorum, normal borsadan da fazla anlamıyorum. Bana hoş geliyor, vaktimi yani uğraşarak değerlendiriyorum. Kafam boş durmuyor, devamlı bir şeylerle meşgul oluyorum ki bu da zihin için iyi olduğunu düşünüyorum. Neyse, o farklı bir mevzu. Ben bu işi seviyorum, ondan yapıyorum. Size angarya iş gelebilir ya da boş, basit işler gelebilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. 27 tane telefonum kazım yapıyor. Kimisi yüksek aş, kimisi düşük aş veriyor. Bunda da marka modelinden dolayı. Daha sonraki videolarda zaten liste şeklinde, Excel'le liste şeklinde hangi telefon kaç aş veriyor, bunları size paylaşacağım ki siz de yapmayı düşünüyorsanız, ki yatırım tavsiyesi değildir, her zaman söylemek zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü çok yorumlarda topa tutuyorlar, ya arkadaş bu nedir falan, battık yattık yani yattık gibi. Arkadaşım, ben yatırım tavsiyesi vermiyorum, aldım koydum, sadece bilgilendiriyorum. Hiç çekmeyebilirdim, bu kadar şeyi kendime de saklayabilirdim. Ama merak edenleriniz vardır, belki denemek isteyenleriniz vardır. En azından denemek istemeseniz de, ya böyle bir şey varmış, yapılıyormuş, Burak kardeşim yapmış da diyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir, onu da tekrar söyleyeyim. Şu an kazım hızımız böyle. Tabii yenilediğimiz zaman bu değişkenlik gösterecektir. Ama biz 24 saatlik ortalamaya bakıyoruz. 67'ye düştü. Ama burada da işte 59-60 haçlarda 24 saatlik devam ediyor. Evet, kazancımız burada. Ben Luck Pool'da kazıyorum. Siz farklı kazım yapacaksınız, farklı yerde yapabilirsiniz. Ona da daha sonraki havuzlarda gösteririz. Evet, bundan sonraki videoda dediğim gibi Verus akıllı telefonda Verus Mining serisi yapmak istiyorum. Bugün telefonlarımı gösterdim. Ziyan olan telefonlarım burada zaten, onlara anlattım. Ama tabii ki şu an için marka model, yani mesela Samsung J7 var burada. Zannedersem J7 olması lazım bu. Bu mesela olmadı. Niye olmadı? Aslında işlemci 8 çekirdek ve kötü bir işlem değil. Ama Android 32 bitte çalıştığından dolayı Verus Mining programı ya da Termux ya da Userland bu telefonla çalışmıyor. Çalışmayınca da kazım yapamıyorsunuz. Buna ROM atmam lazım. Hatta iki tane vardı. Bir tanesini çöp ettim telefonun. Kırdım yanlışlıkla, öyle diyeyim. Buna işte öyle bir şey yapmam lazım. Gitmişim 32 ROM'luk telefonları almışım. Onlar da benim için çok sıkıntılı oldu. Bu videoyu bu şekilde sonlandıracağım. Evet, akıllı telefon madenciliğine başladım. Ve telefonları yavaş yavaş topladım ve topluyorum. Bir süre belki toplamayabilirim. Şu an bir ay herhalde oldu ya da 20 gün oldu, tam bilmiyorum. 20 Verus coin toplamışım elimdeki telefonlarla. Ve bundan sonraki süreçte güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Niye öyle diyorum? Çünkü bundan geçen seneler anlatmıştım ama iki telefonum vardı. Onu daha sonra şey yapmamıştım. En büyük sebebi Ethereum madenciliği olduğundan bu. Ama Ethereum madenciliği yok. Onun için önümüze bakmamız lazım. Farklı kaynaklardan, farklı şekillerde yararlanmamız gerekiyor. Artık onu da söylemek istiyorum. Bundan sonraki serimiz olacak. Size cüzdan açmasını ya da borsaya kalacaksanız borsada da olur. İşte telefona Verus Mining nasıl yüklenir onu anlatacağım. Daha sonraki süreçlerde Verus Mining programından ziyade Termux'ta ve Userland'de nasıl kazım yapılır onu anlatacağım. Bu telefon hangi telefonların çöp olduğunu ya da ROM atılması gerektiğinden bahsedeceğim. Ondan sonraki videolarda da hangi telefonumun kaç haş vereceğini söyleyeceğim ki size telefon seçerken o kötü telefonları en azından almazsanız, tabii yapmayı düşünüyorsanız. Evet, bunların hepsini sırayla anlatacağım. Bir tabii hepsini videoya sızdırmam imkanı yok. Zaten bu video bile kaç dakika oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve bana destek olmanızı istiyorum. Abone olun, videoyu yorum yapın, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu videoların serisinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen destek olmayı unutmayın. Ve bu videoyu son vermek istiyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.